Selamlarım. Herkese selam, herkese günaydın. Yani bu videoyu büyük ihtimalle ben akşama doğru atarım ama ben sabah kardiyosundayım. Sabah şu anda 8 falan. Yaklaşık bir yarım saattir kardiyo yapıyorum. Nabzı bir düşüreceğim. Nabzı düşmüşken benden uzun zamandır beklenen bir video var. Onu çekmek istedim. Korse ile ilgili. Bayağı bir beklettim. Instagram'dan, YouTube'dan mesaj olarak yazdı çocuklar. Hatta benden eğitim alanlar. WhatsApp'tan bile yazdılar. Abi şu korse ile ilgili videonu çek falan diye. Ya, haklısınız. Birazcık fazla beklettim. Ama yani ne bileyim. Bayağı bir kullandım. Biliyorsunuz bir önceki yarışımda bayağı bir kullandım. Sonra baktı da kullandım. Şimdi tekrardan defineye doğru girdim. Şimdi bir tekrardan kullandım falan derken onu uzun uzun tecrübe ettim. Çünkü hani bir video çekiyorum ve bu video hani ömürlük kalacak, anladın mı? Önce bir tam olarak bir tecrübe edelim. Yani tam olarak video çekecekmiş gibi analizini yapayım. Ondan sonra yayınlayayım. Yani geç oldu ama bence çok da güzel olacak. Çünkü tam istediğim zaman şu an size rahat rahat gönül rahatlığıyla anlatacağım söylemek istediklerimi. Bu arada hiç hazırlanmadım video doğaçlama. Sadece ama bugünlerde çekeceğimi biliyordum. Müsait bir zamanda çekeceğimi biliyordum. Evet, şimdi önce çok fazla bilinmeyen bir soru var. Ondan bahsedeyim. Korse kamburluğu giderir mi? Dur, başlamadan önce şuranın bir güzelliğini çekeyim mi size be? Karda yaptığım yola bakın. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel böyle. Devam edelim yukarı doğru yürümeye. Jimmy! Hadi. Hadi diyorum, kolyen de güzelmiş. Hadi koş. Koş. Aferin. Şimdi dostlarım şuradan bahsedeyim. Bu arada şu an ben kardiyo yapıyorum. Kardiyoda korse takıyor muyum? Gördüğünüz gibi korse takıyorum. Şimdi dostlarım kamburluktan bahsedeyim. Sonra diğerlerine bahsedeceğim. Öncelikle şu şekilde anlatayım. Şimdi korse belinizi, hatta sadece belinizi değil, belinizin bir kısım aşağısını ve bir kısım yukarısını sarıyor ve hani gerçekten orada bir şey olduğunu hissediyorsunuz. Yani gerçekten sarıyor. Hani orada böyle bir öylesine bir şey varmış gibi değil. Hani böyle sarıyor ve gerçekten böyle eğilirken falan belinizi daha iyi hissediyorsunuz. Ayrıca sırtınızı böyle hissediyorsunuz. Eğilirken falan mesela ister istemez kambur olamıyorsunuz. İster istemez böyle hani belinizi bükemiyorsunuz veya yamuk yumuk şekillere giremiyorsunuz. Çünkü korse, yani eğer kaliteli bir korse ise gerçekten belinizi sarıyor dediğim gibi ve gerçekten faydası oluyor. Eğildiğiniz zaman mesela vücudunuz şekile girmiyor. Hani saçma sapan şekillere girmiyor. Dolayısıyla saçma sapan şekilde girmemesi için alışıyorsunuz. Bunu tabii ki de bir gün kullanmayacaksınız. Bunu uzun zaman kullanacaksınız ve o artık bir alışkanlık gibi yapıyor. Alışkanlık gibi olmasa da, bakın tam anlamıyla alışkanlık gibi olmasa da, yani böyle eğildiğiniz zaman mesela başka bir inceden kambur oluyorsunuz. Bu arada buradan geri döneceğim. Tekrardan çekeyim mi şurayı size? Konuyu kesiyorum ama merak etmeyin. Uzun uzun anlatacağım. Sadece manzarayı da aynı zamanda manzarayı da kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi şunu söylüyordum tam. Jimmy, buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Hadi gel. Ulan normalde koşarsın it. Video çekiyorum diye koşma. Hadi gel. Gel buraya. Gel. İte bak. Ona fake attığımı zannediyor. Oraya doğru koşuyorduk, sonradan birden buraya döndüm ya. Jimmy, buraya gel. Bak yine durdu, az önce koşuyordu. Hadi gel buraya. Oyun oynadığımı zannediyor. Fake attığımı zannediyor ona. Oraya doğru koşuyorken birden döndüm ya. Jimmy, buraya gel. Bak ya, video çektiğimde yavaşladığımda duruyor ipne. Bak bak, yürüyerek geliyor. Neyse, o zaten kesin gelir. Şimdi dediğim gibi vücudunuz, kısaca özetleyeceğim. Kamburlukta gerçekten işe yarıyor. Kamburlukta gerçekten işe yarıyor. Ulan video çektiğim an duruyor köpek, yoksa arkamdan koşuyor. Neyse, artık hiç kesmeden anlatmaya başlayacağım. Kamburlukta gerçekten işe yarıyor. Çünkü dediğim gibi vücudunuz kambur olmamaya, belinizin
bükülmemesine izin vermiyor korsa varken. Dolayısıyla bu pozisyonla girmenize engel oluyor. Dolayısıyla alışıyorsunuz ve zamanla kamburluk çok ileri seviye ve hani böyle dediğim gibi çok yüksek kamburluk yoksa düzelme ihtimali var. Ama gerçekten çok böyle doğuştan gelen ve çok ileri seviye kamburluk sonu düzeltmesi biraz zor. Ama mesela bilgisayarın başında çok fazla oturanlar var. Bilgisayarın başında oturmaktan adam kambur olmuş. Omuzları ileri doğru gitmiş. Onun için gerçekten faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü o kamburluk değil, o tamamen alışkanlık. O yüzden korsenin buna faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi korse su atar mı? Ondan bahsedeyim. Dostlarım, benim gözlemlediğim, yani ben şimdi çok ağır diyetler yaptığım için zaten vücudumun her yerinden su atıyorum. Ama belimden böyle ekstra bir su atımı görmedim açıkçası. Hani zaten nasıl olabilir ki? Zaten derimi olabildiğince inceltiyorum. Hani kağıt gibi derim oluyor falan. Hani onu zaten gözlemleyemem açıkçası. Ama su attığını düşünmüyorum açıkçası. Su atmaz. Ama orada bir sıcaklık, bir yoğunluk olduğu için beliniz ekstra terliyor. Gerçi terlemek demek de su atımı anlamına gelmez. Onu da size söyleyeyim. Oh. Terlemek, bu arada parantez içinde söyleyeyim. Terlemek sadece hani böyle anlayabileceğiniz şekilde söyleyeyim. Böyle bilimsel ifadeler kullanmak istemiyorum. Vücudunuzdaki kötü mikropları, ter yoluyla atılabilen kötü mikropları sadece vücudunuzdan atar. O kadar. Kamburluk. Kamburluktan bahsettim. Su atımından bahsettim. Su atılması çok fazla. Kamburluğa kesinlikle faydası olabilir. En çok merak edilen, beli inceltir mi? Yağ yakar mı ya geleceğim. Dur, yağ yakar mıdan bahsedeyim. Kesinlikle yağ yakmaz. Böyle bir şey yok. Yağ yakmak için kardiyo ve beslenme, biliyorsunuz. Son söyleyeceğim de en fazla dikkat edilen, beli inceltir mi? Sonra da genel olarak bir bakış yapacağım bu arada. Korse beli inceltir mi? Ondan bahsedeyim. Dostlarım, bu videodan sonra 2 dakika durdurun. 2 dakika durdurun, bir Google'a gidin. Google'a dünyanın en ince belli kadını yazın. Dünyanın en ince belli kadını hep korse takarak, yani sıkıştırmalı korse. Bu arada elim çok ağrıdı. Sıkıştırmalı korse takarak belini, yani şöyle şu kadar kalınlığa kadar getirmiş. Yani bu ne demek oluyor? Korse gerçekten beli inceltiyor. Ama dikkat etmeniz gereken şeyler var. Kaliteli bir korse olmalı. Mümkünse deri olmalı. Yani vücudunuza değen kısım değil, dışarıdaki kısım. Yani sert olmalı, anladınız mı? Hani böyle gevşemeyen, yürüdükçe gevşemeyen, her zaman sizi sıkı tutan olmalı. Ve bunların kullanım süreleri var. Mesela sadece antrenman sırasında değil. Hatta tam tersi, ben antrenman sırasında, yani ağırlık antrenmanı sırasında kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü abi eğiliyorsun, dumbbell alıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, patlayabilir, anladın mı? Hani karnın sürekli geçiriyor. Ama uyumadan önce en güzel kullanım zamanı, korsenin en güzel kullanım zamanı uyumadan önce. Tak abi, sabaha kadar kalsın. Uyumadan tak, tamam mı? Uyumadan önce tak. Sabaha kadar kalsın. Sabah da kalk, güzel bir kahveni yap, kardiyonu yap. Korsen kalsın. Sonra korseni çıkar, duşa gir. Bu zamana kadar ben korseyi kesinlikle takmanızı tavsiye ediyorum. Korse yağ yakmaz ama kesinlikle beli inceltir. Genel olarak baktığım zaman, Vanne, sence korse kullanmalı mıyız? Kimler kullanmalı? Dediğin zaman, birinci, abi eğer kamburluğunuz varsa, özellikle doğuştan gelen değil de sonradan edinilmiş kamburluk. Yani hani atıyorum bilgisayarda sonra ofiste çok çalışanlar varsa, ofiste oturmaktan kambur olan insanlar, sonra beli çok kalın olan insanlar, beli çok kalın olan değil, çok ince olmayan, çok ince olanlar hariç, çok aşırı ince olanlar hariç, bence kesinlikle korse kullanmalısınız. Çünkü bence erkeklerde de kadınlarda da, ben estetik gözünden bakıyorum bu arada, güç falan değil, estetik gözünden bakıyorum, bence erkeklerde de kadınlarda da ince bel çok estetik duruyor. Yani üçgen vücut yani. Ama tabii aşırıdan bahsetmiyorum. Şöyle ufak bir estetik vücut. Yani ne demek istediğimi anlayın. Bunların da açıklamasını yapmayayım. Konu çok sapıtıyor. Sapıyor.
Sapıtıyor. Korku sapıtıyor. Kolu o kadar çok sapıttı ki Jimmy'ye yavşıyor. Gel buraya. Gel. Yerim seni. Aslanım benim. Gözlerinde ne var senin? Aa, yerim seni. Canını yedim. Tamam. Başka korsa hakkında söylemek istediğim. Benim kullandığım korsayı eminim ki çok merak ediyorsunuz ama bir şey söyleyeyim mi? En bilindik markalardan ama marka adı vermek istemiyorum çünkü birazcık tartıştım ve açıkçası memnun kalmadım. Yani başıma bir şey geldi, tekrardan para verip benden tekrardan para istediler, bir kısım parasını istediler falan. Bir şeyler yapmaya çalıştılar yine ama olsun, memnun kalmadım. Marka isim vermek istemiyorum ama güzel kaliteli bir korsa alırsanız kesinlikle işinizi görür. Başka korsa hakkında. Tamam, şöyle bir şey diyeceğim. Ben unutmuş olabilirim bazı şeyleri. Genel olarak çok güzel bir açıklama yaptığımı düşünüyorum. Sormak istediğiniz her şeyi yorum olarak yazabilirsiniz. Dostlarım, kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize gerçekten güzel bakın. Spor yapın baba. Spor gerçekten güzel bir şey. Ve sağlıklı beslenin. Sağlıklı beslenin. Peace out. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Peace out. Aa, burada manzara yokmuş. Bir manzarayı çekeyim dedim ama neyse, burası da manzara. Şu an ormanın içindeyim resmen. Güneş tepeden esmesine rağmen, olmasına rağmen güneş gelmeyen bir alandayım. Hadi bakalım, peace.